Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugün üretime hazırlık videoları çekmiştim. O üretime hazırlık videolarının sonuncu videosu olan 5. videoyu çekiyorum. Bu videoda sizlere bakıcı kanarya kullanımını anlatacağım. Bakıcı kanarya kullanımının detaylarını ve inceliklerini anlatacağım. Bu konu çok üstün körü geçiliyor üretici arkadaşlarca. Aslında bakıcı kanarya hayati önem taşıyan bir konu bence. Yani özellikle iri ırk kuşu yapıyorsak, mutlaka bir bakıcı kullanmamız gerekiyorsa ya da hani gloster bile besliyorsak, hani iyi kuşlarımızdan daha iyi verim elde etmek için bakıcı kullanıyorsak mutlaka bu bakıcı kanarya kullanımının püf noktalarına dikkat etmemiz gerekiyor. Birçok arkadaş belki bunların farkında değil. İnşallah anlatacağım bu videoyla onlara da biraz ışık tutmuş olacağım. Öncelikle en büyük yapılan hata şu. Çok iyi bakan bir ırk düşünün mesela. Bu ırkın bütün üyeleri sanki çok iyi bakıcı olacak. Herkesin en büyük düştüğü yanlış bu. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani şunu demeye çalışıyorum. Örneğin Faifansiler genel olarak yavrularına bakan bir ırk. İşte örneğin işte Fiorinalar genel olarak yavrularına bakan bir ırk. Örneğin renk kuşları, sarılar, işte sarı mozaikler yavrularına bakan bir ırk. Bu yavrularına iyi bakar dediğimiz kuşların, bu familyanın tüm üyeleri yavrularına çok iyi bakmayabilir. Yani her familyanın yavrularına çok iyi bakanları olabilir, orta bakanları olabilir, çok vasat bakanları olabilir. Bizim bakıcı olarak kullanacağımız kanaryaları mutlaka yavrularına çok iyi bakan kanlardan seçmemiz lazım. Yani Faifansi kullanacaksak o Faifansi familyasının yavrularına çok iyi bakan ailelerinden bakıcı kanaryalar kümesimize çekmemiz lazım. Ya da ne bileyim işte kula kullanacaksak kulanın çok iyi bakan familyalarını bulup onları kümesimize bakıcı olarak atmamız lazım. Ya da sarı renk kuşu kullanacaksak o sarıların yavrularına çok iyi bakan kanlarından kendimize bakıcı olarak almamız lazım. Yani ben ilk 2009'lu yıllarda bakıcı kanımı oturtmaya çalışırken Türkiye'deki birçok üretici arkadaştan çeşitli niteliklerde kuşlar topladım. Örneğin Ülkü Baba'dan kulalar almıştım. Hani almışım derken çok değil yani 2-3 takım. Yener diye bir arkadaş vardı, renk kuşu yapıyordu. Ümraniye diye bir yere gittim, ondan o iri sarı renk kanaryalarından almıştım 2 erkek 4 dişi. İşte Mustafa Beyan abiden Oktay abiyle beraber 20 tane falan almıştık, yarı yarıya paylaşmıştık. Yani ama hep bunları Recep abiden, Recep Özmeriç'ten, o Gültepe'deki yerinden 2 takım o grili kuşlardan almıştım. Ama bunları hep onlara sormuştum. Evet, bu kuşlar çok iyi bakıyor demişti. O çok iyi bakan kuşları kendim harmanladım. O sene denedim. Ondan sonra ben bunları seleksiyona tabi tuttum. Yani daha iyi bakanlar, daha kötü bakanlar, daha iyi bakanları çoğaltmaya çalıştım, daha az bakanları çoğaltmamaya çalıştım. Böyle böyle bakıcı kanımı ıslah ettim. Bir kere bir ırk kanaryası besliyorsak ve bakıcı mutlaka kullanmamız gerekiyorsa bu benim yaptığım çalışmaya benzer bir çalışma yapmanız gerekiyor. Yani ama ne yapıyor insanlar genelde? Ya bana 10 takım bakıcı lazım, Ahmet'ten hemen 10 takım bakıcıyı alayım, bunu bu sene üretimde kullanayım. İşte yapılan en büyük yanlış bu. Yani bakıcı kanarya kullanacaksak, kümesimizde bakıcı kanarya kadrosu olacaksa mutlaka bu bakıcı kanarya kadrosuna da asıl kuşlarımız kadar özenle itina göstermeliyiz. Onları seçerken onları da bir ıslah etmemiz gerekir. Yani bakıcı kanarya kullanımı da önemli. Şimdi burada bir iki tane de teknik konu var. Onlara da geçeceğim. Yani birinci noktamız ne? Her yavrusuna çok iyi bakan ırkın tüm üyeleri yavrusuna çok iyi bakmayabilir. Yani Faifansi ise bakıcı kanarya olarak kullanacağımız, o Faifansi ırkının çok iyi bakan ailelerinden kümesimize bakıcı almamız gerekir. O Faifansi'nin daha az bakan ya da çok az bakan ya da orta bakan aileleri de olabilir. Ama biz hep en iyi bakanını bulmalıyız ve bunun için referans alacağız mecburen aldığımız yerden. Birinci noktamız bu. Yani bakan kuşun en iyi bakan ailelerini toplamalıyız. Şimdi ikinci bir nokta da var şu. Ben buna anne sütü diyorum ya da kursak gücü diyor. Hani kursak gücü diyor bazı arkadaşlar. Sektörde böyle bir tabir var. Bu da şu bence. Bakıcı kanaryalarda ne kadar tohumla besliyorsa yavrusunu bir bakıcı kuş, o kadar o yavrunun hayata tutunma ve olasılığı yükseliyor. O kadar o yavrunun bağışıklık sistemi güçlü oluyor.
o kadar o yavrular çok daha sağlıklı oluyorlar. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bakıcı kanarya ıslahı yaparken bakan kanaryaların yavrularına tohum ağırlıklı bakanlarını seçmeliyiz. Onlardan yürümeye çalışmalıyız. Yani şöyle diyelim, benim kümesimde işte 10 takım bakıcı kanarya var. Hepsi de iyi bakıyor aslında. Yavrularını hep doyuruyorlar, hiç aç bırakmıyorlar. Ama bir takım var, çok mama tüketiyor. Bütün yavruları kursaklarını full dolduruyor ama hep mamayla besliyor. Bir başka takım var, o da mamayla besliyor ama bayağı da tohum da tüketiyor. Bir bakıyorum kursaklarını hep tohum tanelerini görüyorum. İşte bu daha çok tohum taneleriyle besleyen bakıcılar, inanın onların beslediği yavrular çok daha güçlü oluyor. Çok daha bağışıklık sistemi güçlü oluyor. Çok daha sağlam oluyorlar. Ve bu bakıcılar ilk yavru çıktığı andan itibaren de yavruları çok çabuk palazlanır. Çünkü kursak sütleri güçlüdür o kuşların. Bu özellikteki kuşları da seleksiyona tabi tutmalıyız. Yani seçmeliyiz. Yani bakıcılarımız daha çok tohum ağırlıklı beslemeli. Bu da önemli bir detay. Bir başka detay da şu. Bakıcı kullanacaksak ve kümesimizde ana kuşlarımızda renkleri mevcutsa, mesela kula renk ve beyaz renk önemli bir renk. Mutlaka kula renkli, beyaz renkli, gri renkli, sarı renkli, işte muhtelif renklerde bakıcılarımız olmak zorunda. Şimdi kula renkli bir yavru çıkacak yumurtadan. Muhtemelen kula renkli yavru çıkacak. Biz ona işte sarı ya da yeşil renkli bir bakıcıya koyarsak yavruların tüyleri çıkmaya başladıkça anne baba yadırgayabilir. O yüzden bu bakıcı takiplerini yaparken kula hedefli bir ana kuşumuza kula renkli bir bakıcıyı sürmemiz lazım. Böyle takip etmemiz lazım. Aynı şey beyaz için de söz konusu. Genelde de bu olur. Arkadaşlar hani bu konuda bana da çok sormuşlardır. Ben de bu konuyu bizzat deneyimlemişimdir. Kula renkte ve beyaz renkte hani bakıcı kuşa çok iyi bakar bakar kuş tüylenmeye başlar. Kula tüyler uzamaya başladıkça bakıcı buna bakmamaya başlar bazen. Ya da tüylerini yolmaya başlar. Aynı şekilde beyaz kuş için de geçerli. Ha, hepsi böyle olacak diye bir kaide yok. Ama benim en başından beri anlattığım her şey zaten kötü olasılıkları minimize etmek için söylediğim şeyler. Dolayısıyla bu olasılığı da yok etmek için ne yapacağız? Kula hedefli bir ana kuşumuz varsa bu kula hedefli ana kuşumuzun yumurtalarını yine kula renkli bir bakıcının altına kaydıracağız. Buna göre bir düzen alacağız. Beyaz hedefli, gri hedefli bir ana kuşumuz varsa bunun yumurtalarını yine beyaz renkli ya da gri renkli bakıcı takımının altına kaydıracağız. O zaman bu riskleri minimuma indirmiş oluruz ve gayet verimli üretimler yaşamış oluruz. Bakıcı kuş konusunda tekrar toparlamam gerekirse 3 bence temel nokta var. 1. Seçeceğimiz, en başında seçeceğimiz bakıcı kanaryaların iyi bakan kanlarını yakalamamız lazım. Fayfansi'den bir bakıcı alıyorsak o Fayfansi grubunun en iyi bakan, çok iyi bakan ailelerinden kümesimize Fayfansi almalıyız. Rastgele piyasadan alacağımız her fayfansi çok iyi bakmayabilir. Orta şeker bakabilir, az bakabilir. Biz çok iyilerini bulmalıyız. İkinci nokta, tohum ağırlıklı bakan kuşları tutmaya çalışmalıyız. Tohum ağırlıklı bakmayan kuşları hatta üretmemeliyiz. O sene mesela bu kriterlerimize uyanları üretiriz. Böyle seneler geçtikçe bakıcı kanını ıslah etmiş oluruz. İstediğimiz standartları taşımış oluruz. Üçüncü noktada bakıcı kadromuzda her renkten bakıcı olmak zorunda. Kula da olmak zorunda, beyaz da olmak zorunda, sarı da olmak zorunda. Yeşil ana renk zaten vardı yani ahraçlarını söylememe gerek yok. Dolayısıyla bakıcıları koştururken de bu renklerin uyumluluğuna göre de koşturmamız gerekiyor. Kula hedefli bir takıma kula renkli bir bakıcı tahsis etmeliyiz. Beyaz ya da gri hedefli bir takıma da yine beyaz ya da gri renkte bir bakıcı kuş şey yapmalıyız. Bu ille de hani böyle işte ben şimdi bazı arkadaşlar diyebilir. Ben işte kula kuşu, yeşil kuş baktı hiçbir sorun çıkmadı. Çıkmayabilir ama çıkabilir de bizim dediğim gibi anlattığım şey bu ihtimalleri minimuma indirmek için. Son bir noktaya daha değinmek istiyorum. Bir de bakıcı kuşları irileştirmek. Bu da önemli bir felsefe. Mesela ben hani Crest üretiyorum. Crest kuşlarım için bakıcı kadrosu tutmaya çalışıyorum. Ve ıslah ettim bu zamana kadar bakıcı kadromu. Ve iyi bir noktada getirdiğimi düşünüyorum bakıcılarımı.
İşte en başında anlattım, belli bildiğim kümeslerden, tanıdığım, kuş bakma şeklini sevdiğim kümeslerden bir takım muhtelif renklerde bakıcılar aldım. Bakıcı olarak kullanacağım kuşlar aldım. Ben mesela Yener'den aldığım kuşlar yarışma yapabilecek kuşlardı mesela, öyle diyeyim. Hani onları ben çok kişiye de dağıttım Okan'dan zaten, sarı kuşlardan. Önce bu kuşları aldım. Bu kuşları seneler içinde kendim denedim, kendim gözlemledim. Hangisinin az önce anlattığım kriterlerde yavru baktıklarına şahitlik ettim. Hangisi daha tohum ağırlıklı bakıyor, hangisi daha mama ağırlıklı bakıyor. Ve renk kombinasyonlarına göre bu kuşları ıslah ettim. Yani ıslah etmekten kastım ne? İstemediğim bir niteliği olan kuşu o sene üretmedim. O bakıcı o sene üretmedim. İstediğim nitelikteki olan bakıcıları o sene ürettim. Böyle böyle zaten istemediğim nitelikteki kuşlar üremediği için onlar yok oldu. İstediğim nitelikler hep kanımda kalmaya başladı. Ve bir de benim Crest için yaptığım şöyle bir durum var. Bunu da anlatayım. Gelen herkese de anlatıyorum gerçi bu konuyu. Kuşlarımı irileştirdim. Kuşlarımı nasıl irileştirdim? Kuşlarımı Crest erkekler kullanarak irileştirdim. Ben her sene mutlaka bakıcı kanıma bir tane Crest erkek kanı katıyorum. Bunu da bir önceki seneden deniyorum. Yani bir önceki sene erkek crestlerin içinde en iyi bakan erkek, bir ya da iki kuş, niteliği önemli değil. Tepeli ya da tepesiz olması da hiç önemli değil. En iyi bakan, yani ya bunu deniyorum, bunun teknik detaylarını sonraki videolarda anlatacağım. En iyi yavru bakan erkek crest erkeklerden bir ya da iki tane ayırıyorum kendime. Bir sonraki sene bakıcılarımda bu erkeği kullanıyorum. Gerçekten bu zamana kadar çok nitelikli crest erkekleri bile sırf o sene bakıcı kanıma katabilmek için, onun o vasfını bakıcı kanıma geçirebilmek için satmadım ve bir sonraki sene bakıcı kanıma kattım. Böyle böyle de kuşlarımı irileştirdim. Yani bizzat gözlemlediğim o iri crest erkeği, çok iyi bakan iri crest erkeği kendi bakıcı kanımdaki güzel, ona seçtiğim dişilerle eşleştirdim ve bakıcı kanımı biraz irileştirdim. Zaten benim kümesime gelen arkadaşlar bilir, genelde iri, büyük, crest kırı kuşlardır çoğu. Hani crestlik vardır hep şeylerinde. Hem de çok iyi bakıcılardır. Çünkü soyları ona da dayanıyor. Dolayısıyla arkadaşlar, bakıcı kanı, bakıcı kullanan bir kümes için son derece önemli. Hafife alınmaması gereken bir konu. Eğer bakıcı kadromuzu bu dediğim standartlarda tutarsak, bu dediğim kalitede yaparsak, oradan hiçbir zaman gol yemeyiz. Bir de şunu diyeceğim. Yani mesela ben crest yapıyorum ya da crest gibi işte Agi, Parisian falan yapan arkadaşlar, işte York yapan arkadaşlar, daha doğrusu bakıcı kullanan arkadaşlar, işte doğa kuşlarında da Saka üretiminde falan da var bakıcı kullanımı yaygın olarak. Notlam şu: eğer yumurta doluysa bakıcım o yumurtayı çıkaracak ve büyütecek. Yani bakıcı konusunda benim hiçbir endişem olmamalı. Hiçbir endişem olmaması için de bu dediğim kriterlere uygun bir bakıcı familyasını kendim geliştirmeliyim. Bunu sağdan soldan 10 takım 15 takım alarak yapamam. Bu çok net. Bunu ancak siz kendiniz gözlemleyerek, deneyimleyerek en az 2-3 yıl içinde bu seleksiyonları yaparak oturtabilirsiniz. Bunun başka hiçbir formülü yok. Yani kendi bakıcı kadronuzu kendiniz oluşturmak zorundasınız. Oluşturma kriterlerini ben bu videoda sizlere anlatmaya çalıştım. Bu videoda anlatacağım şeyler bu kadar arkadaşlar. Bu video ile beraber üretime hazırlık videolarını ben tamamlamış oldum. 1, 2, 3, 4, 5 bu 5. videoydu. İşte ilk videoda genel durumlardan bahsettim. İşte yem nasıl olmalı, hava nasıl olmalı, nasıl bir ortamda kuş bakmalıyız falan, bunlardan bahsettim. İkinci videomda dönemlerden bahsettim. Bence Kanaryalarda dönemler kaça ayrılır, bu dönemlerde neler yaşanır, bunları anlattım. Üçüncü videomda ışık sisteminden bahsettim. Bu ışık sistemi de bence son derece önemli. Bu dönemlerde ışıklar nasıl olmalı, nasıl bir ışık disiplini olmalı, bunu anlattım. Dördüncü videomda kafes düzeninden bahsettim. İşte üretim zamanı nasıl olur, bu kafes nasıl bir kafes düzeni yaparsak nasıl elimiz esnek olur, tam üretim aşamasında kafesle nasıl oynayabiliriz, nasıl yapabiliriz, önemli bir konu bence, bunu anlattım. Ve bu son videoda da bakıcı kullanımını anlattım. İyi bir bakıcı kanı nasıl olmalıyı anlatmaya çalıştım sizlere. Ve üretim hazırlık serisini bu videoyla tamamlamış oldum. Bundan sonra da yine konuya yönelik detay videolar çekmeye devam edeceğim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.